Şüphesiz ki hünkârımız Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Bir şehzade onun ağzından çıkan her sözü emirir, telakki eder. Onun buyruklarına zinhar karşı çıkmaz. Hünkârımız canımızı isterse Lala, o zaman da mı karşı çıkmayız? Hünkârımız her ne emrederse etsin, herkes ona itaat etmek mecburiyetindedir. Babam da mı? Hünkârımızın fermanına karşı konulamaz. Yaşama da, ölüme de o karar verir. Thank you.
ismin okur dilimiz. Eyvallah, hey, hey dost. Sakın efsane söyleme. Hay hay hasrete varır yolumuz. Ey canım, ey canım, hasrete varır yolumuz. Ey Allah, ey, ey yol. Zira bu mektubu hakikate ermesine hiç ummadığım bir istikbale yazıyorum. Arzum, dileğim budur. Dileğim gerçekleşmez ve bu mektup elinize geçerse bana kıymışsınız demektir. Ey hünkârım, ey canım babam. Bu satırları okuduğunuza göre siz kendi kalbinizi söküp attınız. Bense bu yalan dünyadan göçüp gittim. Bilin ki elinizi günaha buladınız. Bilin ki masum bir canı aldınız. Oysa birbirimize söz vermiştik. Ben size isyan etmeyeceğime ant içmiştim. Siz de bana kıymayacağınıza. Ben sözümü tuttum baba. Ve zinhar ihanet etmedim. Oğlum Mehmet'in başı hakkı için, kızım Nergis Şah'ın başı hakkı için ihanet etmedim. Etmem. Fakat siz sözünüzden döndünüz. Asla yapmam dediğinizi yaptınız. Babanın evladına kıydığı bu zalim dünyayı bırakıyorum. Zira ikbal ve iktidar uğruna babasının canına kastetmiş bir zalim olarak yaşamaktansa, bir
bir mazlum olarak ölmeyi yeğlerim. Adım sizin gibi tarihin altın sayfalarına yazılmayacak belki. Hiç kimse zaferlerimden bahsetmeyecek. Cihana hükmettiğim bir tahtım olmayacak. Hatta bir hain, asi bir şehzade olduğumu yazacak vakanüvistler. Varsın öyle yazsınlar. Varsın Allah'ın bildiğini kullarından saklasınlar. Bir gün gelir, mazlumların hikayesi de anlatılır. Belki yıllar, belki de yüzyıllar sonra biri benim hikayemi anlatır. Birileri işitir ve öğrenirler hakikati. İşte o gün mazlumun hakkı mazluma teslim edilmiş olur. Bir anda taşlıktan ses işittik. Dışarı çıkıp baktığımızda yerde duruyordu. Zavallı. Cennete gidecek değil mi anne? Rabbim herkese cennete gitmeyi nasip etsin. Yağmur geliyor. Saraya girsek iyi olur. Allah'ım sen koru bizi yarabbim. Baba! 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 Şehzadem. Baba!
Buna yalan söyledin. Buna yalan söyledin. Pimansımın canını aldın baba. Pimansımın kıydın. Ulan. Tamam. Şehzadem. Tamam. O seni çok sevdi baba. O seni çok sevdi. Herkese çok sevdi. Gel. Validem. Rahatsız olma. Şehzade Mustafa'yı mı düşünüyorsun? Başka ne olabilir validem? Aklım, fikrim ordugâhtan gelecek olan haberde. Mustafa abini düşündüğün kadar Selim abini yahut Cihangir'i düşünüyor musun peki? Ordugâhta işler karışırsa ilk hedef onlar. Yeniçeri fırsatını bulursa hiç durmaz isyan bayrağını açar. Selim yangının ortasında kalır. Yeniçeri ile kardeşinin arasındaki hadiseler malumun. Ona kin duyuyorlar. Cihangir desen hassas ve kırılgan. Ruhu dahi yaralansa zayıf bedeni o acıya dayanamaz. Peki bunları düşünüyor musun? Demek annelik böyle bir şey. Evladından gayrı her türlü felakete kör ve sağır olmak. Peki kardeşlik ne demek bilir misiniz validem? Kardeşlik, kardeşinin, abinin gözlerinin derinlerine bakıp sevgiyi görmek demek. Kalbinin içindeki sıcaklığı hissetmek. O kalplerin birlikte atması demek. Bunun için aynı anneden doğmaya lüzum yok. Korkuyorum validem. Mustafa abimin başına bir felaket gelecek. Ve benim ruhum dahi işitmeyecek diye korkuyorum. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun! Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun! Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun! El Fatiha. Şehzadenin namazının kılındığı nerede görünmüş Mahmut Ağa? Hem de ordugâhta. Nasıl müsaade edersin buna? Ordu şeyhi kendi başına hareket etmiş paşam. Yeniçerilerde baskı kurunca mecbur kaldık. Hünkârımız otağındalar mı? Kimseyi kabul etmiyorlar paşam.
Şehzadelerimiz bile geri gönderiyorlar. Taşçıl cenazeye geldi değil mi? Geldiler paşam, ordugâhtalar. Şehzademizi koruyamadık. Sakınamadık. Şehzadem. Otağınıza dönmeniz lazım. Rahmetli şehzademizin cenazesi Bursa'ya gidecek. Orada merhum Sultan Murat Han'ın haziresine defnedilecekler. Yahya Bey. Rüstem Paşa Hazretleri sizi otağına bekliyor. İyi iş başardın Hikmet Ağa. Karşılığını fazlasıyla alacaksın. Yeniçeri cenaze için toplandı. Akabinde ortalık karışacak. Söz verdin. Koruyacaksın beni değil mi? Amasya'ya doğru yola çıkacaksın. Mahidevran Sultanımıza ve Şehzademizin haremine bu elim haberi sen vereceksin. Ben Şehzademizin cenazesine refakat edeceğim. Amasya'ya gideceksin. Bunu Sultanımıza ver. Hünkârımız Amasya Sarayı ahalisinin Bursa'ya gitmelerini emretmiş. Sultanlarımız defin için beklenecekler. Zulm ile abad olunmaz Rüstem Paşa. Yalan ve iftirayla hünkârımızı zehirlediniz. Bu büyük vebalin altına koydunuz. Bir gün bunun hesabını vereceksiniz. Ve o günler sizin sandığınızdan çok daha yakın. Hünkârımızın iradesi herkesin üzerindedir Taşlıcalı. Sana rahmetli şehzadenin en yakın adamı olarak büyük bir vazife düşüyor. Sükuneti sağla. İsyana geçit verme. Korkunun ecele faydası yok. Neden çağırmış seni? Amasya'ya gideceğim. Haberi ben verecekmişim. Atmaca'dan haber yok mu hala? Yok paşam. Öldürüp bir kenara attılar belli ki.
Korkut ve Beşir Ağlar da kayıp. Onları da öldürmüşlerdir kesin. Sizi ikaz ettim Taşlıcalı. Neden geldiniz? Oku siz mi attınız? Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Aranızdaki hain o. Hikmet Ağa. Atmacayı Korkut ve Beşir Ağa'yı kurtların önüne atan o. Cihangir. Git. Git buradan. Ben ne yaptım Cihangir? Benim günahım ne? Biliyordun. Biliyordum benden sakladın. Mani olurum diye engel oldun bana. Çık buradan. Çık defol. Çık buradan. Çık. 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 Hikmet Ağa. Ne oluyor Ağlar? Nasıl böyle destursuz girebiliyorsunuz? Bir de Deyyus. Bir de Melun. Şehzademiz senin ihanetin yüzünden katledildi. Bunun hesabını vereceksin. Bırakın beni, ne yapıyorsunuz? Bırakın dedim size! Bırakın! Hey Holly! Ağlar, beni dinleyin. Rahmetli Şehzademiz Mustafa Hazretleri işte bu hain yüzünden can verdi. Şehzademize iftira atıp Rüstem Paşa ile birlik olmuş. Şehzademizin koyunsunu kazmıştır. Şehzadem, ordugah karışacak gibi. Çadırınızda daha güvende olursunuz. Derhal nizam alın. Paşamızı koruyun. Hadi. Hikmet Ağa ifşa oldu paşam. Öldürecekler. Hadise büyüyebilir. Allah kahretsin. Beni buradan derhal çıkartın. Şu an mümkün değil paşam. Burada daha emniyettesiniz. Acıyın bana. Yapmayın. Sen şehzadeniz acıdın mı? Hayır. Durun. Öldürün onu. Hayır. Bırakın. Durmayın. Bırakın. Durun. Yapmayın. Benim bir günahım yok. Rüstem Paşa yaptırdı. Durun ağalar. Durun ağalar. Durun. 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 Duydunuz değil mi? Suçunu itiraf etti. Rüstem Paşa ile birlik olduğunu itiraf etti. Şükür edeyiz. Korkut Ağa nerede? Beşir Ağa nerede? Ne yaptınız onlara? Rüstem Paşa öldürttü onları. Ağaçlarını oradaki dereye attılar. Konuş köpek. İtiraf et. Başka kimler var bu işin içinde?
Deme artık şu şerefsizi! Konuş seni buyur! Vurun! Ağalar! Ağalar yürüyün! Rüstem Paşa bu yaptığını hesabını verecek. Kellesini alacağız! Hünkârım. Neler oluyor Ahmet Paşa? Derhal izahat ver. Yeniçeriler hayli öfkeli hünkârım. İkinci bölüğün ağası Hikmet'in kellesini aldılar. Rüstem Paşa ile birlik olup merhum şehzademize tuzak kurduğunu söylediler. Ne tuzağından bahsederler? Bilmezler mi? Hükmü ben verdim. Hikmet Ağa kendi ağzıyla itiraf etti. Rüstem Paşa'nın emriyle Korkut ve Beşir Ağaları öldürmüş. Hadisenin aslı astarı nedir bilmiyoruz. Lakin asker öfkeli, isyan kapıda, rahmetli şehzademizin de masum olduğuna inanırlar. Masum, öyle mi? Herkes Rüstem Paşa ve af buyurun haşa huzurdan Hürrem Sultanımızın yalan yanlış malumatla sizi yanılttığını konuşmakta. Bu sebeple Rüstem Paşa'nın kellesini isterler. Hünkârım, derhal müdahale etmezsek hadiseler büyür, önünü alamayız. Rüstem Paşa! Hüseyin Çavuş! Hepiniz beni dinleyin! Hikmet denen hain suçunu itiraf etti paşam. Rüstem Paşa'nın canını almadan hiçbir yere gitmeyiz. Ağanın itirafını ben de işittim. Hepsini aynen hünkârımıza söyledim. Paşa'yı huzura çağırdılar. Bizzat sorgu sual edip cezasını verecekler. Buna nasıl inanacağız, öyle değil mi? Ağalar! Dinleyin! Beni zor kullanmaya mecbur etmeyin. Tek bir Yeniçeri'nin dahi burnu kanasını istemem. Size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Rüstem Paşa suçunun bedelini ödeyecek. Aç şunu ne olur! Eğer bir oyun ederlerse... elbet hesabını sorarız. Paşa Hazretleri... benimle gelin. Sen delirdin mi be adam? Dışarı çıktığım anda lime lime ederler beni. Hünkârımızın emrine karşı mı çıkıyorsunuz? Kendilerine bunu mu söyleyeyim? Yeniçeri aç! Aç! Veda denen gafilin itirafını işittim. Söylediğine göre benim iki Yeniçeri ağamı öldürtmüşsün.
Doğrudur hünkârım. Lakin buna mecburdum. Aksi halde isyan çıkartıp sizi tahttan indirmeye teşebbüs edeceklerdi. Suçunu kabul ediyorsun demek. Kaldır başını! Kaldır! Ben yalnızca sizi korumak istedim hünkârım. Biraz evvel öldürülen Hikmet Ağa onlardı. Ben yakaladım. İtiraf ettirdim. Gizlice isyan tertip etmişler. Şehzade odağınıza girmeden isyan çıkartacaklardı. Buna mani oldum. Bırakın! Herkes senden nefret ediyor. Senin kelleni istiyorlar. Senin yüzünden masum bir şehzadeye kıydığını söylüyor herkes. Bir baba olarak vaziyet insan diyorum hünkârım. Acınız büyük. Acınız tarifsiz. Lakin bir hükümdar olarak en doğru kararı verdiniz. Zinhar şüpheniz olmasın. Şehzade Mustafa masum değildi. Nizam-ı alem için buna mecburdunuz. Siz bir cihan padişahısınız. Şimdi her zamankinden güçlü olmalı. Hükmünüzün arkasında durmalısınız. Aksi halde nizam bozulur. Hanedan-ı Osman'ın istikbali tehlikeye düşer. Rüstem Paşa, seni azlediyorum. Derhal mührü teslim et ve ordukâğı terk et! Bari tahta döneceksin. Seninle ilgili nihai kararımı sefer ertesinde vereceğim. Yıkıl karşımdan! Hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretleri, Vezir-i Azam Rüstem Paşa'yı azletmiş ve ordugâhtan sürmüştür. İstediğiniz oldu. Nizamı sağla artık. Madem artık Vezir-i Azam değil, ona istediklerini yaparlar paşam. Ben karışmam. Paşa Hazretleri, hünkârımı size emrettiler. Hünkârım. Ahmet Paşa. Emredin hünkârım. Rüstem Paşa'yı azlettim. Ondan boşalan vezir-i azamlık makamına da seni tayin ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Seni vekili mutlakım tayin ettim paşa. Gelip el etek öpmeni icap ederken ne diye dikilirsin karşımda? Hünkârım, lütfediyorsunuz. Şeref duydum. Bana layık gördüğünüz bu mukaddes vazifeyi gururla ifa etmek isterim. Lakin... Sen ne istersin paşa? Şart mı koşarsın yoksa? Haşa hünkârım. Ben sadece... canımı sizin teminatınız altına almak isterim. Vezir-i azamınız olduğum müddetçe... idamıma hükmedilmeyecek. Aksi halde bu vazifeyi ifa edemem. Canımı kurtardığıma şükrediyorum. Hünkârımızın hali hal değil paşam. Önüne çıkanı yok etmeye, tüketmeye meyyal. Sen onu bırak da... ordugâhtan nasıl çıkacağım onu söyle.
Bütün hazırlıkları tamamladım paşam. Kuşluk vakti çıkacağız. Rüstem paşam, bilmeniz icap eden bir husus var. Hünkârımız Kara Ahmet Paşa'yı Vezir-i Azam olarak tayin ettiler. Hünkârımız suların durulması için evvela beni kurban etti. Şimdi de devletin başına Kara Ahmet Paşa'yı getirdi. Cefasını ben çekiyorum, sefasını başkaları sürecek. Oyun oynayalım mı? Ya da istersen kılıç talimi yaparız. Babam geldi. Pek belli olmuyor. Sultanım, validem, babam gelmiş. Allah'ım sana şükürler olsun. Babam nerede Taşlıcalı? İstanbul'a mı gitti yoksa? Atmaca neden yok? Niye gelmedi sizinle? Dilini mi yuttun? Sualime cevap versene. Taşlıcalı. Mustafa'm nerede? Aslanım nerede? Neler oluyor Taşlıcalı? Allah aşkına konuş, bir şey söyle. Şehzademiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Başımız sağ olsun. Baba. Ne yaptılar onu? Mustafa'm nerede? Sultanım. Hünkârımızın otağında... idam edildiler. Thank you.
Atmaca. Başımız sağ olsun Yusuf. Yersiz validem. Göreceksiniz. Sultanım. Babam cennete gidecek, değil mi? Bizi orada bekleyecek. Neden kıydılar ona? Ne yaptı? Ne suçu var? Hiç. Hiçbir şey yapmadı aslında. Tek bir kabahati vardı yiyor. Cidanlı kurban oldu. Hünkârımız beni azletti. Kardeşim, anlayacağım. Bundan böyle vezir-i azam değilim. Nasıl olur? Yoksa her şeyi anladılar mı? Hayır. Lakin şüphesi dahi kafi. Canımı zor kurtardım. Gecenin bir yarısında Bostancı kılığında kaçtım ordugâhtan. Şehzade Mustafa'yı sevenler rahat durmayacaktır. Payitahtı yangın yerine çevirebilirler. Tedbir almamız icap eder. Sen hiç merak etme. Seni ve sultanımızı korumak için elimden gelen her şeyi yaparım. Ben buradayken kılınıza bile dokunamazlar. Sana da diş bileceklerdir Sinan. Dikkatli ol. Ne demeye gelmiş Rüstem Paşa, bir şey dediler mi? Malumatım yok sultanım. Acilen sizi görmek istemişler. Sultanım. Hoş geldin diyeceğim lakin anladığıma göre havadisler pek iyi değil. Şehzade Mustafa isyan mı etti yoksa? Babam nasıl? Kardeşlerim. Telaş etmeyin sultanım.
Size müjdeli bir haber vermek için geldim. Müjde mi? Şehzade Mustafa. Hünkârımızın emriyle idam edildi. Azlederek kurtların önüne attı. O kadar çaresiz kaldım ki. Yeniçerilerin gözlerini kan bürümüş. Kellemi istiyorlar. Bugün olmasa da yarın gelecekler. Beni öldürecekler. Ne bekliyordum ki? Şehzade Mustafa onların tek umuduydu. Ellerinden aldık. Ölümüne sebep olduk. Her birinin yüreğine kor ateş düştü. Şimdi içeride dışarıda tüm güçleriyle bize saldıracaklar elbet. Bana, sana, şehzadelerime dünyayı dar etmek isteyecekler. Şimdi dik durma vaktidir. Eğilmeden, bükülmeden bir dağ gibi karşılarına dikilme vaktidir. Sen de bilirsin ki sular dalgalanmadan durulmaz. Niye ağlıyorsun? Mirva. Ne oldu? Mustafa abi. Konuş Mirva. Ne olmuş Mustafa abime? Söyle. Hünkârımızın hükümüyle idam edilmiş. Şehzade Mustafa idam edilmiş. Şehzade Mustafa idam edilmiş.
Mustafa'm nerede Taşlıcalı? Kurda kuşa mı terk ettin yoksa onu? Şehzademizin cenazesi Bursa'ya doğru yola çıktı sultanım. Hünkârımızın fermanı. Kapı halkınızla beraber Bursa'ya gitmeniz emredildi. Bundan böyle Bursa'daki sarayda kalacaksın. Yere batsın o zalimin fermanı. Allah gün yüzü göstermesin o evlat katilini. Nasıl ki benim kalbime, sarayıma ateş düşürdü. Rabbim de onun can evine cehennem alevleri salsın. Nefes aldıkça yansın. Yandıkça kavrulsun. Kavruldukça kahrolsun. Beter olsun. Ağalar bahçede sultanım. Benden haber beklerler. Hiçbir yere gitmiyoruz Taşlıcalı. Burası bizim evimiz. Amasya bizim yurdumuz. Burayı terk etmeyeceğiz. Gideceğiz Nergis'ciğim. Gideceğiz. Oğlum, Mustafa'm neredeyse biz de orada olacağız. Rüstem Paşa. Duyduklarım doğru mu? Mustafa abim idam mı edildi? Doğrudur şehzadem. Başımız sağ olsun. Seni ahlaksız köpek! Bir de utanmadan başsağlığı mı diliyorsun? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Siz kıydınız benim Mustafa'ma! Siz katlettiniz onu, zalimler! Sultanım, acınızı ve öfkenizi anlıyorum. Lakin bu hadisenin bizimle bir alakası yok. Hünkârımızın hükmü. Kim karşısında durabilir ki? Tuzak kurdunuz ona. Yalanla, iftirayla kanına girdiniz. Allah'ım, bu nasıl bir günah? Bir babaya evlat katili yaptınız. Neler duyuyorum validem. Bayazıt, aslan. Dokunmayın bana. Ellerinizde abimin kanı var. Şehzadem. Validenizi böyle bir şeyle nasıl itham edersiniz? Asıl seni itham etmek lazım. Oradaydın değil mi? Bizzat sen abimi çukura ittin değil mi? Mutlu musunuz artık? He? Mutlu musunuz? Önünüzde kimse kalmadı. Değil mi? Zafer artık sizin. Hadi gidin. Ne duruyorsunuz? Kutlayın bu kirli zaferinizi. Şehzade Mustafa ile yıldızımızın barışmadığı doğru. Lakin kutlama da yapacak değilim. Bu elim hadise karşısında ben de çok müteessirim.
Ne kolay yalan söylüyorsun. Ne kolay kabul ediveriyorsun Mustafa'mın öldüğünü. Ne kolay öyle deyiveriyorsun. Ne kolay kıyıverdiniz siz. Katiller. Siz katilsiniz. Masum bir adamı canına girdiniz, kanına girdiniz. Katiller. Rüstem'le beni itham etmek kolay. Lakin unutmayın. Şehzade Mustafa'nın ölüm emrini veren ben değilim. Şehzade, hünkârımızın iradesiyle idam edildi. Madem öfkelisiniz, öfkenizin hesabını sormak istiyorsunuz, o halde hünkârımız gelince onun karşısına çıkarsınız. Şehzade Mustafa'yı katlettiler. Osmanlı istikbalini şehzadeyle birlikte kara toprağa gömdüler. Şehzademizin kanı yerde mi kalacak? O zaman hesap soralım. Yediler şehzademizin başını, yediler. Yediler. Rüstem Paşa oldu sebep. Oyunları devrilecesine. Nihayet ağam, gözüm yollarda kaldı. Dükkan tıklım tıkış, tek başıma yetişemiyorum. İşler birikti ağam. Kalmayacağım Yakup. Ahaline alemde işler nasıl diye bir teptişe geldim işte. Gördüğün gibi işte. Ben saraya dönüyorum. Burada kalmak olmaz. Hürrem Sultanımızla alakamı bir öğrenirlerse... vallahi gözümün yaşına bakmazlar. Ellerinde kalırım maazallah. Ben tek başıma ne yapacağım ağam? Nasıl yetişeyim bu kadar işe? Yanıma birini mi alsam acaba? Uves! Koyun can derdinde, kasabet derdinde. İntikam almalıyız. Kana kan. Hürrem cadısı ve taifelerinin kellesini versinler bize. Doğrusun ağam. Evvela suçluların kellelerini almalı. Şehzade Mustafa'nın oğlu Şehzade Mehmet'i tahta getirmeli. Haklısın. Hesabı sorulacak. Şehzademizin kanı yerde mi kalacak? Kalmayacak. Hesabını soracağız. Hepsinin hesabı sorulacak. فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Yıllar sonra saraya dönmemin tek bir maksadı vardı. Şehzade Mustafa'yı korumak. Yükselmesine destek olmak. Ne yaptıysam ben, hangi adım attıysam. Olmadı. Ben beceremedim, yapamadım. Hepimiz çaresiz kaldık sultanım. Hürrem ne yaptı ne etti? Muvaffak oldu en nihayetinde. Saadetimizin güneşi söndü. Buralarda artık güller açmaz. Kuşlar ötmez. Çocukların neşeli sesleri, çıvıltılır, işitilmez. Beceremedim ben, olmadı. Burası artık karanlık bir yer. Şehzademizin ruhu bu sarayın her köşesinde dolaşacak. Rahat bırakmayacak hiç kimseyi. Gayrı iflah olmaz hiç kimse. Thank you.
Söz vermiştim ona. Geri döneceğine, bizi bırakmayacağına söz vermişti. Tam burada, bu odada. Söz vermişti. Gitme demiştim ona ben. Gitme. Bütün cihan senin aşkına haykırırken, dağlar, taşlar, ağaçlar, kuşlar haykırırken gitme. Gitti. Benim yüreğim de yerinden söküp gitti. İçim acıyor halden, canım yanıyor çok. Nefes almak bile zor geliyor artık. Ben nasıl dayanacağım buna? Biliyorum Nisan. Biliyorum. Hasretin öyle yoğun, öyle kuvvetli ki yokluğunda nefes alamadığımı, boğulduğumu hissediyorum kimi zaman. Öyle gizli buluşmalar yetmiyor bana. Amasya aşkımızın başladığı yer, buradaki onca kavgadan, gürültüden uzakta, köklerimizi orada salacağız. Sanki buradan ayrılırsak ona ihanet etmiş, sözümden dönmüşüm gibi olacak gibi geliyor. Yapamam. Gidemem. İlhamet'im. Sultan Süleyman emirleri zerre kadar umurumda bile değil. Bursa'yı o zalim emrediyor diye değil. Mustafa'mıza kavuşmak için gideceğiz. Ona karşı son vazifemizi yerine getirmek için. Babam da orada mıydı? Cellatlar abimi boğarken hünkârımız da orada mıydı? Otağındaydılar. Celatlar evvelden gizlice gelmişler. Ben de hayır, kimsenin haberi yoktu bundan. Belli ki hünkârımız daha buradayken her şeyi düşünmüş, hesap etmiş ve öyle çıkmış yola. Korkuyor musun? Hiç inanmadım Rüstem. İhtimal dahi vermedim. Zira babamı biliyordum. Karıncayı bile incitmekten imtina ederdi. Yapmaz dedim. Yapamaz. Fakat kıydı. Kendi öz evladına kıydı. Bu bir cihan padişahının kararıydı. Bir babanın değil. Cihangir kahrolmuştur. Zaten sırtında bir yükle doğdu. Bu ona ağır gelecek. Tehlikede olan biziz Mihrimah. Peşimize düşecekler. Kellemizi isteyecekler. Bu meseleden bizi mesul tutuyorlar zira. Yalan mı?
babamın elini kana bulayanlar bizler değil miyiz? Ben o mührü almasaydım, sen o mektubu yazmasaydın, bunlar hiçbir olmayacaktı. Mirma. Çarşı fokur fokur kaynıyor sultanım. Başı bozukların gözü dönmüş, kana susamışlar. Malumun ilanı. Bir ay kara kopacak. Mühim olan bunu zapturapt altına alabilmek. Başka ne işittin? Hürrem Sultan, Rüstem Paşa'nın canını alalım. Şehzade Mustafa'nın oğlu Şehzade Mehmet'i tahta geçirelim diye ortalığı velveleye verdiler. İşte boş boş konuşuyorlar. Öyle şeylerin üstünde durmamak lazım. Tam aksi. Böyle konuşanları ciddiye almalıyım. Böyle lakırdıların üzerinde durmalıyım ki sonradan başımız ağrımasın. Fahriye, bana kağıt mürekkep getir. Emredersiniz sultan. Hünkârımızı bu tevatürlerden haberdar etmeliyim. Bu vesileyle başsağlığı da dilemiş olurum. Bu seferden kim bilir ne zaman dönecek. Sultanım. Yolunuz açık olsun. Yusuf'a dikkat edin. Merak etme Taşçı'cığım. O bize Atmaca'nın emaneti. Hakkını helal et Taşçı'cığım. Sen Mustafa'mın yoldaşıydın. Sultanım. Asıl siz hakkınızı helal edin. Bağışlayın beni. Duramadım önlerinde. Mani olamadım. Şehzademizi koruyamadım. Kaderimiz böyleymiş. Medet, medet, bu cihanın yıkıldı bir yanı. Ecel celalileri aldı Mustafa Han'ı. Tulundu mihri cemali, bozuldu divanı. Vebale koydular al ile Ali Osman'ı.
Geçerleriydi geçende o merdi meydanı. Felek o canibe döndürdü şahı devranı. Yalancının kuru bühtanı, bugz-ı pinhanı akıttı yaşımızı, yaktı nar-ı hicranı. Cinayet etmedi cani gibi anun canı. Boğuldu seyli belaya, dağıldı erkanı. Ne olaydı görmeyeydi bu macerayı gözüm. Yazıklar ana reva görmedi bu rayı gözüm. Sultanım. Bayezid nasıl? Aile öfkeliler. Şehzade Mustafa'nın kaybı ruhunda derin yaralar açmış belli ki. Cenaze merasimi için Bursa'ya gitmeyi kafalarına koymuşlar sultanım. Ne olur mani olun. Bu yolculuk çok tehlikeli. Hele ki böyle bir vaziyette. Beklenen oldu Nurbanu. Hünkârımız Şehzade Mustafa'nın idamına ferman verdi. Tahta zafere bir adım daha yaklaştığımı hissediyorum. En güçlü rakibim artık yok. Rahatladığım doğru. Lakin mesut muyum bilmiyorum. Bu sualin cevabı bende yok. Kendimi dinlemek istiyorum. Ancak bugünlerde vicdanımın çığlığı diğer her türlü sesi bastırıyor. Başka bir şey duyamıyorum. Gel. Süt getirdim size sultanım. İçin, rahatlarsınız. Uykusuzluğunuza da çare olur. Hiçbir şey kâr etmez Can Feda. Neden bu haldesiniz sultanım? Sevinmeniz, bayram etmeniz gerekmez mi? Elimde değil Can Feda. Şehzade Mustafa'nın ölümünü düşünüyorum. Ölüme giden o yolu tahayyül ediyorum. Allah'ım sen koru. Hiç kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Bursa'ya gitmek de nereden çıktı? Aile öfkeli. Bir kıvılcım dahi ortalığın alev almasına kâfi. Müsaadem yok. Zintar yola çıkamazsın. Sizden müsaade istemedim validem. Bayezid. Bırakın. En azından acımı yaşayayım. Mustafa abime karşı son vazifemi yerine getireyim. Ben yalnızca doğru bildiğim şeyi yaptım. Doğru bildiğim şeyi söyledim. Şehzade Mustafa'nın katili ben değilim. Suçluyu bu kubbenin altında arama.
Onu ölüme götüren kendi gururu ve hırsıydı. Beni yalnız bırakın. Hünkârım, Hürrem Sultanımız yollamışlar. Çekilebilirsin. Saadetimin güneşi sultanım. Acınızı tarif edeceğim bir kelime yok. Lakin biliyorum ki en doğrusunu yaptınız. İsyana yeltenen bir şehzade zinhar affınıza mazhar olamazdı. O bir kötü tohumdu, bir çıbandı. Siz o çıbanı kökünden kesip attınız. Hiç kimse sizi suçlayamaz. Hünkârım, canımın canı. Yaz içindeyken size bunları yazmak istemezdim fakat malumatınız olması icap eden hadiseler vuku buluyor. Maalesef payitahtta diken üstündeyiz. Vaziyeti fırsat bilerek ortalığı toza dumana katmak isteyenler şehirde kol geziyorlar. Topyekün bir isyana dönüşmesinden korkarım. Şehzade Mustafa'nın evladı Şehzade Mehmet'i tahta çıkarmayı dahi akıl eden densizlerin olduğunu işittim. Kötü niyetli hainler Şehzade'yi kendi çıkarları için kullanabilirler. Tez vakitte tedbir almazsanız işler çığırından çıkabilir. Mutlu olacağım gün sadece size kavuşacağım gündür. Kulunuz, cariyeniz Hürrem. Bunları reva görenler rahatıma erdi oğlum. Kalk, kalk yavrum. Kalk oğlum. Senin yerin burası değil. Burası değil senin yerin. Sensiz ne yaparım ben? Ne yaparım ben sensiz? Senden başka kimim var ki? Hadi aç gözlerini. Aç gözlerini Mustafa'm. Aç gözlerini. İbrahim Paşa. Söyle Bostancıbaşı.
Hünkârımız sizi İstanbul muhafızı olarak tayin ettiler. İlaveten mühim bir vazife daha verdiler. Derhal yola çıkacaksınız. Bursa'ya gideceksiniz. Hangi yüzle geldin buraya? Sen, validen. Doymadınız mı kana? Daha ne istiyorsunuz? Benim de canım yanıyor sultanım. Canımdan can gitti. Bilseydim gitmesine müsaade etmezdim. Senin de suçun. Onun sana emanet ettiği sırları saklayamadım. Şimdi karşıma geçmiş günahsızım mı diyorsun? Allah şahidim ki. Benim bir günahım yok. Acım en az sizinki kadar hakiki. Sen Hürrem'in oğlusun. Bu günahı vebalini ömrün boyunca taşıyacaksın. Bırakmayacak yakın. Şehzade Cihangir'e geldiğimi haber ver. Paşam, şehzademiz hiç kimseyle görüşmek istemiyorlar. Paşam, şehzademizin vaziyeti hiç iyi değil. Nesi var? Ağzına tek lokma koymuyor, uyumuyor. Böyle giderse saati bozulacak. Elden ayaktan düşecek maazallah. Thank you.
Ağam. Vaziyet fena ağam. İşler çığırından çıkacak. Sus Yakup, sus, bağırma. De hele, neler oldu? Ahaliyi zapt etmek mümkün değil ağam. Kan istiyorlar. Rüstem Paşa'nın kellesini alacaklarmış ağam. Hürrem Sultan'ı surlardan aşağı atacağız diyorlar. Konstantiniye yangın yerine dönecek ağam. Allah'ım esirgesin yarabbi. Amin. Amin de ne yapacağız ağam? Ne yapacağız? Bir müddet ortalıkta görünmesek iyi olur. Kapatalım burayı. Sular durulacaktır elbette. İyi fikir ağam. Ahali! Kapatıyoruz! Bu da nereden çıktı? Daha kahvemiz bitmedi. Senin keyfini mi bekleyeceğiz be Adem? Haydi yalla! Kahvelerde bizden para da almıyoruz zaten. Sen... Darussade ağasının sümbül değil misin sen? Hürrem Sultan'ın her istediğini yapan onun maşası... Vallahi efendim, benzettin herhalde. Yalan söylüyorsun! Tanıdım seni. Rus cadısıyla Rüstem rahata erdiler mi? Kana olan aşıkları dindi mi? Yaptıklarının hesabını verecekler. O iki katil ellerimizle can verecekler! Payitahta dönmek bile istemiyorum Lala. Elimde olsa kalır, abimin mezarı başına günlerce dua okurdum. Siz saltanat naibisiniz şehzadem. Vazifeniz mühim. Buraya gelmeniz bile doğru değildi. Hünkârımız beni bu vazifeye neden layık gördü diye düşünüyordum. Cevabı belli oldu. Ordugâhta olsaydım Lala, Mustafa abim ölüme giderken ona mani olurdum. Belki de bu yüzden beni orada istemedi. Sırf payitahta kalmam için beni Selim yerine naip tayin etti. Maziyi unutun şehzadem. Bunları düşünmeyin. Aklınızı bundan sonra olacaklara verin. Savaş devam ediyor. Savaş asla bitmez. Yalnızca taraflar değişir. Bundan böyle Şehzade Selim ve siz varsınız. Sizin savaşınız başlıyor artık. Sırası mı Lala? Bırak da yasımı tutayım, bir müsaade et. Yas dediğiniz 40 gün sürer şehzadem. 41. gün yas biter, hayat kaldığı yerden devam eder. Gel. Sultanım. Sultanım. Ne oldu Fidan? Kubbe veziri, Hadım İbrahim Paşa geldiler sultanım. Sizi görmek isterler. Ne demeye gelmiş? Bir malumatım yok sultanım. Ağalar! Ağalar! Bundan başlayalım. Başlayalım. Hürrem'in köpeği değil mi bu? Oo, evet. Hürrem'in köpeği. Yapmayın etmeyin ağalar. Aklınızı başınıza devşirin. Ben saraydan ayrıldım zaten. Yalancı. Benim bir suçum günahım yok. Bak hala konuşuyor. Ne oluyor?
Sultanım. Şehzademizin kaybı hepimizi ziyadesiyle üzdü. Allah rahmet eylesin. Amin. Bunca yolu başsağlığı dilemek için mi geldim paşa? Hünkârımızın emriyle geldim. Sizin için Gemlik'teki sarayı tahsis ettiler sultanım. Oraya gideceksiniz. Ben de refakat edeceğim. Nereden icap etmiş bu? Gemlik Derya kenarı. O saray buna kıyasla daha ferah. Hem payitahta da yakın. Hünkârımız sizin rahatınızı düşünmüş olmalılar. Git söyle padişahına. Kendi sarayına bile götürse fark etmez artık. Bize bu dünyada rahat huzur yok. Tıpkı onu olmadığı gibi. Ben emir kuluyum sultanım. Hünkârımın emirlerini bir an evvel yerine getirmekle yükümlüyüm. Hazırlık yapılsın. Yarın tekrar gideceğim. Sultanım. Oğlanlar ayrı alamet değil sultan. Ne demek oluyor bunlar sultan? Gözden ırak olmamızı istiyorlar. Ta ki sular durulana dek. Tahmin ettiğiniz gibi paşam. Ahali galeyana geldi. İsyan çıktı. Peki yeniçeriler? Payitahttaki sayıları az. Malum çoğu seferde. Ancak ön saflarda yine onlar var. Herkesi ayaklandırıyorlar. Derhal tedbir al Sokollu. Elimden geleni yaparım. Lakin bir müddet ortalıkta görünmemenizde fayda var. Hatta payitahttan uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Sen dediğimi yap kâfi. Sinan, bunun sağ solu belli olmaz. Hazır azledilmişken benden kurtulmak isteyebilir. Burada kal. Sarayıma kimseyi yaklaştırma. Sen hiç merak etme. Neye hazırlanıyorsunuz böyle? Validemin yanına gideceğiz Rüstem. Ne oldu? Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Saraydan dışarıya adımınızı atmayacaksınız. Nedenmiş o? İsyan çıktı Mihrim Ağa. Kellemi almaya gidecekler. Sultanım. Hadım İbrahim Paşa yarın gene gelecek. Ne yapacağız? Aklıma gelenler beni çok korkutuyor. Ya Şehzadem Mehmet'in peşindelerse? Ya niyetleri onun canını almaksa? Öyle olsa çoktan alıp giderlerdi onu. Hatta burada gözümüzün önünde kıyar. Artık kimseye itimadım kalmadı sultanım. Orası öyle. Gemliğe gitmekten başka çıkar yol yok sultanım. Yoksa zorla götürürler. Şehzadem, hünkârımız sizi bekliyorlar. Aman diyeyim, laflarınıza ihtimam gösterin şehzadem. Hünkârımız ziyadesiyle hassas. Hünkârım, sizi rahatsız etmek istemezdim. Lakin mevzu mühim. Cihangir hiç iyi değil. Abisi olarak konuşmaya çalıştım ancak beni dinlemiyor.
Nesi var yengem? Günlerdir ne yiyor ne içiyor. Hali zayıf düştü. Böyle devam edemez. Vaktimiz varken buradan ayrılmalıydık. Şimdi kapana kasıldık. Zaten istedikleri bu değil mi? Telaş etme Mihrim ağa. Sinan burada. İlave bostancılar da yetişir. Elbet dağıtırlar bu çapulcuları. Ya onlar da aşıp içeri girerlerse? Korkma Mihrim ağa. Ben buradayım. Kimsenin size zarar vermesine müsaade etmem. Sultanım, herkesi mahzene aldım. Şimdilik emniyetteler. Dışarıdaki kalabalık gitgide artıyor. İlave bostancılar yolda, lakin bu gidişle onlar da kâr etmeyecek. Gördüm. Ben de arkadan dolaşmak mecburiyetinde kaldım. Hazırlığını yap. Saray Hümayun'a, yanıma götüreceğim onları. Sultanım, o vakit ateş saraya sıçrayabilir. Müsaade buyurun, başka bir yere götürelim. En azından tehlike geçinceye kadar. Mihrim ağa. Mihrim ağa, meleğim. Sultanım, sizin ne işiniz var burada? Neden çıktınız saraydan? Ya başınıza bir hal gelse? Şu durumda oturup bekleyemezdim. Madem gördünüz mü başımıza gelenleri? Hepimizin canını alacaklar. Gözleri dönmüş. Sakin olmalıyız. Yoksa hata ederiz. Kurtulacağız elbet. Ne var aklınızda sultanım? Sinan Paşa, Üsküdar'daki sarayı hazırlamalarını emretmiş. Bir müddet orada saklanacaksınız. Orada olacağınız kimsenin aklına gelmez. Esas mesele saraydan çıkmak zaten. Etrafımızı sarıyorlar. Kapana kısıldık. Gece olunca kalabalık dağılır. Dağılmasa bile azalır. O vakit sarayın arka bahçesinin kapısından kimse görmeden gizlice çıkarız. Saray burnunda bir saltanat kayığı bekleyecek. Birlikte Üsküdar'a geçeceğiz. Şehzadem nerede? Yatıyorlardı hünkârım. Cihangir nerede? Nerede bulun? Sultanım. Sultanım. Şehzademiz Mehmet Hazretleri öndeki arabayla gidecekler. Ne lüzumu var bunun? Bildiğiniz üzere kaideler gereği böylesi daha münasip. Cihangir! Oğlum! Cihangir!
irademiz burada. Cihangir! Oğlum! Uzak durun benden. Cihangir! Uzak durun benden. Bana yalan söylediniz. Günahınıza beni de ortak ettiniz. O gün sadece abim değil, siz de öldünüz benim için. Babam da öldü. Cengiz, burası hayli soğuk. Hadi kalk, hastalığın derinleşecek. Ordugâhta konuşuruz. Haydi. Mustafa abime de öyle söylemiştiniz. Onu yanınıza çağırdınız. Konuşacağınızı söylediniz. Onu dinleyecektiniz. Meğer hepsi yalanmış. En baştan vermişsiniz hükmünüzü. Meğer onu öldürmek için çıkmışız sefere. Size yalvarmıştım oysa. Diz çöktüm önünüze. Abime kıyacak mısınız dedim. Kıymayacağım dediniz. Yeter artık. Hadi kalk. Yürü. Kalk. Ne yapacaksınız? Beni de mi öldüreceksiniz? Öldürün. Korkmuyorum ölümden. Öldürün. Zira artık babam değilsin benim. Değilsin. Şehzadem Mustafa için bir türbe yapılmasını emrettim. İcap ederse tüm servetimi harcarım. Bütün sevenleri gelsin, ziyaret etsin, dualar etsin evladım. Dualar kâfi değil sultan. Eğer şehzademizi seviyorlarsa intikamını alacaklar. Zira benim tek arzum bu artık. Ne oluyor? Neden durduk? Şimdi öğreniriz. Hayrola? Tekerlek kırılmış falan oldu. Tamir etmek lazım. Ne oldu? Neden durmuşuz? Tekerlekler kırılmış sultan. Söyleyin, haber verseniz de dursunlar. Haber verseniz de, söyleseniz de dursunlar. Arabası nerede? Neden gözükmüyor? Merak etmeyin şehzadem, gelecekler. Arkada kalmışlar belli ki. O halde bekleyelim. Şehzadem, lütfen oturun yerinize. İbrahim Paşa, sana emrediyorum, durdur şu arabayı. Bağışlayın şehzadem. Fakat emri hünkârımızdan aldım. Bundan böyle validenizi göremeyeceksiniz.
Bütün bunlar yani aramızda olup biten şeyler. Hiçbirini ben istemedim Mustafa. Hiçbir vakit benim tercih hakkım yoktu. Bu kaderin bir oyunu bize. İstesek de bir araya gelemeyiz. Sen bir tarafsın. Ben bir taraf. Ve maalesef ki birimizin selameti diğerinin felaketi olacak. Ne yazık değil mi? Sen ve ben Mustafa. Bir şartta kavgaya tutuşmazdık. Keşke sen benim oğlum olsaydın da bu kanlı savaşta karşı karşıya kalmasaydın.